Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Şubat 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Şubat sizin ayınız. Ayın 19'una kadar Güneş burcunuzda ilerleyecek. Bu ay doğan tüm kova burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim, güzel bir yıl dilerim size. Evet, gerçekten önemli bir ay. Ayın ilk haftasında enerjiniz biraz daha içe dönük olabilir. Çünkü gezegenlerin Oğlak burcundaki hareketleri sizin daha çok kendinizi dinlemenize, işte biraz izole olmanıza, yalnız başınıza yapacağınız işlere, hazırlıklara daha çok işaret ediyor. Ancak Oğlak burcundaki bir Mars'ın, Merkür'ün, Venüs'ün hareketi yine de sorumluluklar, İş konularında görev odaklı olacağınız da işaretçisi. Bununla birlikte günlük hayatınızın, çalışma koşullarınızın, sağlığınızın, beslenmenizin ve benzeri konularında düzenlenmesi için biraz daha kararlı davranabilirsiniz. Kendi yararınıza, iyileşmeler için de önemli düzenlemeler yapabilirsiniz. Merkür ayın 5'inden itibaren Kova burcuna geçecek. Zihinsel anlamda özellikle 5'inden itibaren biraz daha geleceği düşünme, yeni projeler oluşturma için daha hevesli, daha özgür, daha cesur adımlar atabilirsiniz. Yeni şeyleri öğrenme konusunda da çok daha aktif olabilirsiniz. Evet, ayın 13'ünden itibaren Mars, ayın 16'sından itibaren de Venüs burcunuza geçiyor. Dolayısıyla enerjiniz ayın özellikle ikinci yarısında çok daha güçlenecek, hareketlenecek sevgili kovalar. Ve 10 Şubat'ta 20 derece Kova burcunda yeni ay var. Özellikle doğum günü 10 Şubat'a yakın olanlar için çok önemli bir yeni ay bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz, yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok etkili yenilikler getirebilecek bir yeni ay olabilir yaşamınızda. Sabit burçlarda başka gezegenleriniz varsa etkileri artacaktır. Uranüs'ün de güçlü bir açısı var bu yeni aya. Dolayısıyla bazı hızlı gelişmelerin, sürpriz durumların olmasını da bekleyebiliriz. İşinizle ilgili, kariyerinizle ilgili, aile ve yuva konularıyla ilgili önemli adımlar atmanız, bazı düzenlemeler yapmanız mümkün. Taşınmalar, yer değişimleri olabilir. Evlilikler, ayrılıklar ya da kariyer konularında bazı yeni girişimleriniz bu yeni aile beraber hareketlenebilir. Özellikle tabii ki artık biliyorsunuz Plüto sizin burcunuzda, Kova burcunda. Mars ayın 13'ünde Kova'ya geçer geçmez 14 Şubat'ta böyle bir Mars-Plüto kavuşumu var. Enerjinizi çok güçlendirecek. Gerçekten hırslı, tutkulu ve kararlı olacaksınız. Özellikle 20-23 Ocak arası doğan kovalar daha fazla etkilenebilir bu durumdan. Venüs'ün de Kova'ya geçmesi, Venüs-Plüto kavuşumu isteklerinizi, arzularınızı da çok güçlendirecek. Ama tabii ki buna dikkat edin. Çok çok dürtüsel de davranabilirsiniz. İlişkilerde baskıcı olmak, manipülatif olmak mümkün. Gereksiz riskler aldırabilir bu durum. Bunu iyi yönetmeye çalışın. Mars-Plüto kavuşumu biraz fiziksel olarak zorlayabilir. Kazalara, sakarlıklara daha yatkın olabilirsiniz. Sinir sisteminiz, özellikle nörolojik sisteminiz, işte tansiyon dengesizlikleri falan buralarda sorunları arttırabilir. Bu anlamda kendinize, sağlığınıza, ruhsal sağlığınıza, güvenliğinize, her şeye daha bir dikkat edin. Toplumsal alanlarda da önemli tabii ki bu Mars-Plüto kavuşumu. İlginç haberler duyabiliriz, teknolojik gelişmeler olabilir, işte uzayla ilgili ilginç durumlar olabilir. Özellikle havacılık sektörünü, uçakları çok etkileyebilir bu durum. Askeri anlamda da hareketlilik artabilir dünya üzerinde. Biraz toplumsal alanlarda stresin artması da mümkün. Çünkü Kova burcundaki bu kavuşum biraz kendi içinde böyle manipülatif durumları, İşte daha şiddet içerikli durumları, isyankar tutumları, saldırgan tutumları tetikleyebilir. Doğa olaylarının da bile tetikleyiciliği artabilir. Ayın 19'undan sonra Güneş Balık burcuna geçecek. 23'ünde Venüs Balık burcuna geçecek. Dolayısıyla aslında bu ay kendi kişisel girişimleriniz, işte yaşam düzeniniz, amaçlarınız, hedeflerinizle birlikte ayın son haftasında biraz para konuları, gelirleriniz, paranız, kazançlarınız buraları da aydınlanmaya başlıyor. Venüs burcunuzda, dolayısıyla 16'sından itibaren aslında hem parasal kazançlarda daha kısmetlisiniz, hem ilişkilerde de biraz daha avantajlısınız. Bunu söyleyebilirim. Venüs kişisel cazibenizi de arttıracak. Bu ay kişisel bakım, böyle giyim, kuşam, estetik ve benzeri işleriniz, planlarınız varsa bunlara da zaman ayırabilirsiniz. Ayın 16'sından sonra Venüs sizinle birlikte çok daha başarılı sonuçlar getirebilir. 24'ünde Başak Burcu'nun 5 derecesinde Dolunay var.
Bu dolunay da sizin için para demek. Para alanınızı etkileyen bir dolunay. Aslında parayla ilgili bir hedefinizi sonuçlandırabilir. Ne olabilir bu? Beklediğiniz bir para elinize geçebilir. İşte bir kredi başvurusu yaptınız, bununla ilgili bir sonuç gelebilir. Bir borcu ödeyebilirsiniz, bir borcu yapılandırabilirsiniz. Sigorta gibi, emeklilik gibi bir konuda örneğin bazı gelişmeler olabilir. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Daha çok değişken burçlarımızı etkiliyor bu dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda ikizler, başak, yay ya da balık 5 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa etkileri artabilir sizin için. Hisseli paralar, eşinizin paraları, işte borç alacak konuları, nafaka, miras, tazminat, sigorta, burs ve benzeri gibi konularda bu dönemde aktifleşir. Ama bununla birlikte burası operasyonlar ve ameliyatlar da evi. Yani kendinizle ilgili bir kişisel bakım, estetik uygulaması veya bir sağlık sorununuz var. Mesela diş operasyonu, böyle bir şifalandırıcı ve etkisi de var. Dolayısıyla böyle bir sonuç da alabilirsiniz bu dolunay ve yakınlarında. Bununla birlikte Jüpiter'den olumlu bir açısı olduğu için özellikle parasal anlamda sizin kaynaklarınız ya da ailenizin kaynaklarının sizi desteklemesi mümkün. Örneğin bir evinizi satmanız, bir mülkünüzü kiralamanız ve bunun sonucunda bir gelir elde etmeniz ya da böyle bir ev almak için bir kredi almanız ya da kentsel dönüşüm gibi bir yapılandırma içerisinde olmanız sizi ve ailenizi destekleyecek. Bunun gibi bazı etkiler, bir süredir de başlamış olan, hani süreçte olan bazı konuları da netleştirebilecek bir etki aslında bu dolunay. Dolunay ayın son günlerinde de şekillendirici olabilir. 27-28 Şubat Güneş, Satürn ve Merkür Balık burcunda para evinizde birleşirken parayla ilgili daha ciddi, daha hesaplı olmanız gerektiğini işaret ediyor. Bu belki uzun vadeli bir borç yapılandırması, uzun vadeli kazançlarınızla ilgili, işle ilgili mesleki bir planlama, belki bir anlaşma, sözleşme ve benzeri konuyu ama parayla ilgili size güven de verecek konularda daha uzun vadeli bir sorumluluk alma, bir yapılandırma anlamına da geliyor. Dolayısıyla hesap işlerine, muhasebe işlerine, kazançlara, harcamalara bu ay daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor sevgili kovalar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.